Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İlk yardımdan 2021 yılında en çok çıkan 25 adet sınav sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Sizlere de çıkacak %100 sınav soruları. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. YouTube kanalına abone olup Instagram Nedim Şeker Akademi'den de takip ederek %100 çıkmış, size de çıkacak 2021 yılındaki ehliyet sorularını da çözerek sınavlarda başarılı olabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara tekrar başarılar diliyorum ve başlıyoruz. Birinci sorumuz arkadaşlar. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye tıbbi araç gerek aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir? Bakın burada bir püf noktamız var arkadaşlar. Tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut eldeki imkanlarla ilaçsız yapılan tedavi yapan kişiyi sormuş. Sürücü, girişimci, trafik polisi, ilk yardımcı. Tabii ki biz ilk yardımcı diyoruz. Eğitim almış herkes ilk yardımcıdır arkadaşlar. Olay yerinde herkes ilk yardımcı olarak görev yapabilir. D seçeneğidir cevap. İkinci sorumuza bakalım. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? ABC, değil mi? Kanamanın durdurulmasını, kan dolaşımının sağlanmasını, B solunum desteğinin sağlanmasını, D hava yolu açıklığının sağlanmasını. Evet, burada da arkadaşlar bakın A'yı sorduğu için A hava yolu açıklığının sağlanmasıdır. Denizli seçeneği doğrudur. B nedir? B solunum. Bak, dinle, hisset 10 saniye süreyle yapılıyor. Bildiğiniz gibi 10 saniye süreyle. C nedir hocam? C'de dolaşımın sağlanmasıdır. Hasta yaralıya 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes verilir. Üçüncü sorumuz. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturduğu yapıya ne denir? A sistem, B hücre, C gövde, D doku. Evet. Tabii ki Adana seçeneği arkadaşlar sistem denir. Dördüncü sorumuz. Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur? Bir, oturuş pozisyonu verilmesi. 2. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. 3. Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi. Tabii ki arkadaşlar çeneyi göğüsten yukarıya kaldırarak başın geriye çekilmesi burun kanaması yaşayan hastaya yapılmaz. Yani 3'ün olduğu seçenekleri hemen eleyelim. C ve D seçeneğini eledik. Burun kanatları 5 dakika süreyle sıkılması gerekiyor. Oturuş pozisyonda vermemiz gerekir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Hemen 5. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiriyle uyum ve denge içinde olmasını sağlayan, İşlevleri kontrol eden, sistemi oluşturan yapılardandır? A. Omurilik, B. Pankreas, C. Böbrekler, D. Akciğerler. Tabii ki arkadaşlar burada neden bahsetmiş? Omurilikten bahsediyor. Bakın cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen 6. sorumuza geçelim. Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Solunumun güç olması, B. Vücutta morarma olması, C. Nabız atımlarının olmaması,
de Kazızede'nin bilincini kaybetmesi. Burada kalp durmasının en önemli göstergesi arkadaşlar nabız atımlarının olmamasıdır. Tabii ki cevabımız C seçeneğidir. Hemen 7. sorumuza geçelim. Bayılan bir kazızedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutunmalıdır? Baş geride yarı oturuş, sırt üstü yatış, dik oturuş, yan yatış. Evet. Bayılan bir kişiyi diyor kusması varsa hangi pozisyonda tutarız? Evet, kusması varsa tabii ki yan yatış da tutmamız gerekiyor. Kusmasını yutmaması için D seçeneği doğru cevap. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir? A. Göğüs kemiğinde kırık olanlar. B. Kalça kemiğinde kırık olanlar. C. Omurilik zedelenmesi olanlar. D. Besin zehirlenmesi olanlar. Yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilen, burada verilenlerden besin zehirlenmesi olanlar taşınabiliyor. D seçeneği doğru cevap. Hemen 9. sorumuza geçelim. Aşağıdaki kazızedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? A. Ölmüş olan. B. Yaralı, ağır kanamalı olan. C. Ayağında kırık olan. D. Dirseğinde çıkık olan. Evet arkadaşlar, burada bakın, kaza yerinde ilk önce taşınması gereken hangisidir diyor. Ağır kanaması olanlar, değil mi? Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 10. soru, kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sağlık personeli niteliğinin kazanılması. B. Kazızedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi. C. Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması. D. Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi. Evet, burada da tekrar kaza olma riskinin nedir? Ortadan kaldırılmasıdır. Kaza sonrası olay yerini değerlendirmek. Acaba yoldan mı kaynaklı, yoksa trafik levhalarından mı kaynaklı, yoksa sürücüden mi kaynaklı? Oraya nasıl bir önlem alınabilir? Ceyhan seçeneği doğru cevap. 11. sorumuza geçebiliriz. Bakalım 11. sorumuz nedir? Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir? A. Burun kanamaları. B. Atar damar kanamaları. C. Kılcal damar kanamaları. D. Toplar damar kanamaları. Evet arkadaşlar, burada tabii ki en tehlikeli hangisidir? Kısa sürede tehlikeli en fazla olan hangisidir? Atar damar kanamasıdır, değil mi? Evet. Bursa seçeneği doğru cevabımız. 12. sorumuza geçelim. Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Sorumlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması. B. Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması. C. Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması. D. Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi. Evet, burada arkadaşlar kırık ya da kırık şüphesi bulunan kazazedenin kesinlikle sorumlu bölgesinin hareketsizleştirilmesinin sağlanması çok çok önemlidir. A seçeneği doğru cevap. Hemen 13. sorumuza geçelim. Solunumu duran bir insanda
Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi de beklenir? A. Kanın kalbe gelme hızının artması. B. Vücut sıcaklığının yükselmesi. C. Kalbin kanı pompalama gücünün artması. D. Kandaki oksijen oranının düşmesi. Evet. Solunumu duran bir insanda tabii ki kandaki oksijen oranı ne yapar? Düşer arkadaşlar. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen 14. sorumuza bakalım. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A. Hareketsiz kalması sağlanır. B. Kuvvetli masaj yapılır. C. Sürekli buzla ovulur. D. Turnike uygulanır. Bakın arkadaşlar, buna benzer bir soru az önce çözdük. Hareketsiz kalması gerekiyor. Kırık ve çıkık bölgesinde de yapmamız gereken işlem hareketsiz kalması, sağa sola oynatmamamız gerektiğini biz zaten nedir biliyorduk. A seçeneği doğru cevap. 15. soru, aşağıdakilerden hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır? A. Kürek kemiği. B. Ön kol kemiği. C. Kaburga kemiği. D. Köprücük kemiği. Evet arkadaşlar, atelle tespit uygulaması yapılan ön kol kemiği uygulamasıdır. Evet. B seçeneği doğru cevap. 16. soru, Holger Nielsen sırttan bastırma, dirsekten kaldırma metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazı zedede aşağıdakilerden hangisini sağlar? A. Bilinç kaybının düzelmesini. B. Kalbin çalışmasını. C. Nefes vermesini. D. Nefes almasını. Evet arkadaşlar, sırttan bastırmak, bakın burada da şekli görüyoruz. Burada nefes vermesini sağlar, değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneği. Bu yöntem ile solunum problemi yaşayan kazızedeye alışılmış suni solunum yönteminden farklı bir yöntemdir. Holger Nielsen yöntemi arkadaşlar. Bu yöntemin uygulamasındaki esas neden, kazızeden ağız veya burun bölgesinde meydana gelen kanamalar sonucu solunum yapmasının zorlaması olarak gösterilebilir. Sırttan bastırma ile kazede nefes vermesi, dirsekten kaldırma ile nefes alması sağlanır. 17. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hale getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür? Kalp masajı, atelle tespit, köprü tekniği, rentek manevrası. Evet. Burada tabii ki cevabımız kalp masajı A seçeneğidir. 18. sorumuz, güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir? Kalp, böbrek, beyin, akciğer. Evet, burada da beyin olumsuz olarak etkileniyor. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 19. soru, aşağıdakilerden hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz? A. Kalça kemiğinde. B. Köprücük kemiğinde. C. Ön kol kemiğinde. D. Bacak kemiğinde. Evet, hangisine diyor arkadaşlar, bakın. Atelle uygulama yapılmaz. Tabii ki B seçeneğinde köprücük kemiğine atelle tespit yapılmaz. 20. sorumuz, bilinci kapalı solunumu ve dolaşımı olmayan kazızedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır? A. Rentek manevrası. B. Hemlik manevrası. C. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi. D. Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi. Burada arkadaşlar hastanın, kazızedenin omuriliğine zarar vermeden, bakın, araçtan çıkarmak, aracın içerisinden çıkarmak rentek manevrasıdır.
Cevabımız A seçeneğidir. Hemlik manevrası neydi? Tam tıkanma, değil mi? Karına bası uygulama diğer adıyla da hemlik manevrası. 21. sorumuz. Bakın, konuşamıyor, nefes alamıyor. Rengi morarıyor. Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor. Verilen bulgular kazizedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir. A. Koma hali, B. Uykuya eğilim, C. Solunum yolunun yabancı cisimde tıkanması, D. Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması. Evet, bakın burada tam tıkanmadan bahsetmiş arkadaşlar. Konuşabiliyorsa nedir? Kısmi tıkanmaydı. Ama tam tıkanmışsa, yani konuşamıyorsa, rengi morarmışsa, acı çekerek ellerini boynuna götürmüşse hasta dede, burada bir tam tıkanmadan bahsediliyor. Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması mevcuttur. C seçeneği doğru cevap. 22. sorumuz, hemen bakalım. Sorular çok önemli arkadaşlar. Mutlaka sınavlardan önce tekrarlayarak girelim sınavlara. Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir? A. Araçların hasar durumu, B. Yaraların durumu ve sayısı, C. Kaza yerinin açık ve net adresi, D. Kazanın oluş şekli ve yol durumu. Evet. Acil yardım haberleşme ekibine, değil mi, ne verilmesi gerekiyor? Hızlı bir şekilde olay yerine gitmeleri için arkadaşlar. Kaza yerinin açık net adresi verilmesi gerekiyor, değil mi? Kesinlikle bilinen bir yerde varsa söylenmelidir. C seçeneği doğru cevap. 23. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yara içinin kurcalanması, B. Yarada kanama varsa durdurulması, C. Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması, D. Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması. Evet, burada da yarada kanama varsa yaranın ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk işlem, yarada kanama varsa kanamayı durdurmamız çok çok önemlidir. Bursa seçeneği doğru cevap. 24. soru, batan cisim yara üzerinde duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir. B. Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır. C. Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. D. Çıkarılır ve yaraya tedriciyot dökülür. Evet, batan cisim yara üzerinde duruyorsa arkadaşlar kesinlikle cisim çıkarılmaz. Cisimle sağa sola oynanılmaz ve o şekilde yanlarına tampon yapılarak, temizlenerek ne yapılmalıdır? Hastaneye gönderilmesi gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. 25. sorumuz, son sorumuz arkadaşlar. Bu sorularda yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır? A. Ayaklarından çekilerek, B. Baş çene pozisyonu verilerek, C. Boyuna mutlaka boyunluk takılarak, D. Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek. Boyun hasarı şüphesi varsa boyunluğuna boyunluk, mutlaka boyunluk takılarak araçtan çıkarılması gerekiyor. Rentek manevrasında uyguladığımız sistem arkadaşlar omuriline zarar vermeden çıkarma rentek manevrasıydı. Bakın burada da boyun hasarı varsa boynuna mutlaka boyunluk takılarak araçtan çıkarılması gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza abone olarak %100 çıkacak 2021'de sizlere ilk yardım sorularını çözüp ilk yardımdan soru kaçırmadan yüksek puanla geçebilirsiniz. Sınavlarınızı, sınavlara giren arkadaşlara başarılar dileriz. Bir sonraki
sorularda görüşmek üzere, hoşça kalın.